Şimdi şu batmadığım boşluktan batıyorum. Yani şu aynı hizadan şuraya batıyoruz. Şimdi karşı boşluğa batıyoruz. Şimdi bu boşluğa batıyoruz. Şimdi aynı işlemi buradan yapıyoruz. Şimdi buradan battık. Evet, karşıya geçiyorum. Batmadım yerden battım. Tekrar boşluktan. Tekrar boşluktan. Tekrar bakın boşluktan. Şimdi burası küçük olduğu için nasıl ayarlayacağız? Hemen onu ayarlayalım. Tekrar batmadım yer burası. Şu şekilde. Kaç sıra bu? 1, 2, 3, 4, 5 sıralığında. 5 sırada bu işlemimiz burada bitmez. Ya buradan tekrar başlayacağız, geleceğiz. Burayı öyle tamamlayacağız. Şu şekilde hemen göstereyim. Burası daha farklı gelmişti. Biraz sayılarında farklılık var. Bakın, şu bakın düğüm bağladım gene. Şuradan boşluktan aldım. Şu boşluğa verdim. Buradan tekrar zaten iplerimiz kopuyor. Sorun değil. İğneyle buradan başlayalım. Orası öyle kalsın. Oraya bir çıkıntı yaptık mı bizim için daha iyi. Şuraya boşluğa batmadım yere. Tekrar boşluktan. Tekrar batmadım yerden. Bakın. O bir kere yaptık. Düzene giriyor anında. Bu bize söylüyor ne yapmamız gerektiğini. Biraz kenarlar denk gelmesi zor oluyor sadece. Bunu da bir şekilde denk getiriyorum. Bakın hemen yarıya geldim. Ve sonuncuyu şuraya batıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Bakın şuradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Şuradan batmadım yerlerden eksiltiyorum. Aynı yuvalara gelecek şuralar anılar. Onu şaşırma yapmayın. İpim de tam yerinde bitti. Ortasına getireceğim yerde bitti. Sorun değil. Hemen takacağız bir tane daha. Bakın anne, burada da tekrar şu battığımız yerde şuradan şöyle geliyoruz. Bakın şu boşluğumuz. Çünkü ipimizi bu tarafa getirmemiz gerekiyordu alttan. Ben de bu şekilde getirdim anında. Şöyle ipimi de çekiyorum. Şuradan onları götüreceğiz. Sonra kapatacağız. Şu batmadığım yere tekrar boşluğa batıyorum. Şöyle ipimizi de içeri doğru alalım. Alttan şu şekilde. İplerimiz içinde sabitleşsin. Bakın çıktı geldi gördüğünüz gibi. Tutmamıştım elimde. Öbürünü tutacağım derken onu tutmadım. Hemen ayarladım onlar. Boşluktan batıyorum. Tekrar sondan. Buraya ipimizi taktığımız için birazcık problem oldu. Bakın şu şekilde tam ortadan, bakın ortadan takıyorum. Bakın. Şimdi tekrar
Şuraya boşluğa geldim. Uzatarak tekrar şuradan bakın. Şuradan batıyorum. Bu şekilde de batabilirsiniz. Buraya da tam orta ip gelir. Bakın gördüğünüz gibi ipimiz böyle sıkışabiliyor. Bakın şu iplerimi şöyle içerisine götürüyorum anne. Buraya geldiğinde de bunu şöyle götüreceğim. Bunu da buradan götüreceğim. İplerimi içerisinde kaybedeceğim. Her kopardığım ipi içerisinde kaybedeceğim. Onu da şuradan tekrar götüreceğiz. Bakın boşluğa boşluğa bakarak artık bu sıramda buraya gelene kadar tamamlıyorum hanımlar. Gösterdiğim şekilde buraya gelene kadar tamamlayalım. Sonra zaten bitmiş halini ve kenarını yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi hanımlar buraya geldim. Buraya geldiğimde ipim bu tarafta. Hemen ipimi şuradan alacağım. Şuradan alacağım. Bakın. İpimi buradan aldım. Eksiltme yapıyorum çünkü buraya bakın ta şuraya götürüyorum hemler. Bu tarafı da bu şekilde devam ettireceğim ki ikisini bir kapatacağım. Bakın şuradan tekrar eksiltmeye devam edeceğim. Bölüme geçiyorum. Bakın şu şekilde eksiltiyorum. Hamla gerçekten zevkli gidiyor. Kolay ve şey zevkli gidiyor. Kafa karışımına bakmayın. Gerçekten izledikçe şuradan bakın. Buradan değil, buradan alıyorum. Tekrar izledikçe şey yaparsınız. Kafanıza girer. Gerçekten hem zevkli gidiyor hem de tığ tutmayanlar için mükemmel bir çanta. Tığ tutamayanlar için, şişle öremeyenler için mükemmel bir çanta modeli. Kalıplarda güzel hazır yani. Hiç kalıpla falan uğraşmayacaksınız. Bakın şu şekilde tekrar eksiltme yerine geldim. Bakın. Eksiltme yerine geldiğimde şuradan bir alttan alıyorum. Bakın. İkisini bir götürüyorum ki ayrı ayrı iş çıkmasın başıma diye. Bakın. Şimdi oraya tamamlayacağız hep beraber. Şurada ipimi ben değiştirdim. Onun için birazcık bolluk verdi. Onu buradan sonra yok edeceğim. Şu burayı kapatacağız zaten. Bakın şuraya tekrar kasma yerime geldim. Bakın şuraya batmıştım. Şöyle batma yerini bir halledeyim. İşte bazen kafamız karışabiliyor. Şimdi şurada çekiyorum anlar. Tekrar buraya. Bakın şu sıramız son sıra. Evet, bu sıramız son sıra. Hemen şuraya geliyorum. Bu sıramız son. Tekrar bakın şuradan. Bakın buraya battığım için bir potluk veriyor. Hemen hatayı gösteriyor hanımlar. Şuradan tekrar bu bölümü bir bitireceğim. Ondan sonra oraya tamamlayacağım. Hemen potluğu veriyor. Bu hatayı gösteriyor kendisi. Bakın şu şekilde iğnemize çektiğiniz zaman kendisi geliyor zaten. Bakın şimdi her sıraya battığım için burada da her sıraya battım. Şuradan bakın buradan da her sıraya battığım için şuraya geçiş yapmam gerekiyor. Şuradan. Burayı bu şekilde tamamlamak istedim. Şimdi oraya tamamlayacağız tekrar. Bakın. Buradan batmamış gibi görünüyor ama battım oraya. Neyse bir dakika tamamlarım onu ben. Şuradan. Bir bakalım neredeyiz? Buradayız. Sıraya gitmem gerekiyor. Şu şekilde.
Şimdi tekrar bakın sona geldim. Şuradan bakın en sondan iğnemi geçiriyorum. Şuraya iğnemi getiriyorum. Hatta bunu geçirmeden bile şurayı bir tamamlayalım. Kararsız kaldım. Neyse. Şurada hemen iğnemi geçirdim. Şuradan devam ediyorum. Tekrar şu şekilde azaltıyorum. Bakın. Burayı da azaltma işlemine geçtim. Sayı olarak aynı gideceğiz. Sayılarımızda değişiklik olmayacak. Bu da bu şekilde kolaylık oldu bize. Bu taraftan başlayıp buradan bitireceğiz onları. Tekrar bakın sondan aldım. İpim şöyle getiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. İsterseniz şuradan da alabilirsiniz. Tam tersi geldi bana. Ters geldi. Zaten ters oyuncu gösteriyor. Hemen düzeltip geliyorum. Bakın şurada bir boşluk olmasın diye buradan ipimi takıyorum. Şöyle ipimi düzelteyim. Bakın şuradan ipimi alıyorum. Tam sondan. Son yuvamdan aldım ipimi. Şuraya bakın tam ortaya getiriyorum. Aynı şekilde ve hizasını yapmış oldum. Aynı şey olduğu için onun için fazla fark görünmüyor. Ama burası daha farklı oldu. Bunun da hizası bu şekilde çapraz gittiği için bu şekilde oldu. Yani ne yapabiliriz? Taş oradan alıp şuraya tekrar götürebiliriz. Şu şekilde. Buraya da bu şekilde yaparız. Bakın. Böyle de güzel oldu. Şimdi onlar artık sıraya buradan devam etmeyeceğim. Buraya karşıya geleceğim ki karşıdan devam ettireceğim. Burada aynı sıra olarak götüreceğim anlar. Şu şekilde de yapabiliriz burayı. Bakın şu şekilde. Birkaç yükseltmeden sonra işimiz hallolur. Yanlış battım. Şurayı göstereyim hemen. Şurada hep battığımız yerlere batacağımız için ikincileri sıraya atlama yapmayacağız. Bakın ikincileri hep battığımız yerden batacağız. Sıraları atlamıyoruz. Burada kenardan şu şekilde götürüyoruz onlar. Bakın. Bakın burada sıram son. Bunu mecburen böyle yapmak zorundayım. Burada sıram son. Şöyle yaparız. Burayı tekrar. Şuradan azaltarak giderim. Burayı yuvamın son olduğu yer. Şu şekilde. Burayı tekrar bir yükseltme daha yapmam gerekiyor. Az çünkü burası. Bakın. Bu şekilde. Tekrar bakın. Buraya tamamlayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4 yuvamız. Bakın. Üçüncüyü battım. Dördüncüyü battım. Beşinciyi battım buraya. Bakın bu sıram da bu şekilde bitmiş oldu. Hemen şu şekilde ipimi çekiyorum. Ta şuradan sabitliyorum. Bakın bu sırayı bu şekilde götürebilirsiniz hanımlar. Bakın buradan alıp pardon yanlış yaptım. Tekrar çıkıyorum. Bu sırayı bu şekilde başa kadar götürebilirsiniz. O da bizi engelimizi kaldırır ortadan. Bakın. İpimi yettiği yere kadar götüreceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir sayı yapmak için bir yukarı atlıyorum çünkü. Gördüğünüz gibi.
Tekrar bir sayı atlamak için bir yukarı. Buraya da bu şekilde kastırıyorum. Ve ipim bittiği için burada bırakıyorum onu da. İp bir dahakine tamamlarım onu sonra. Buradan geldiğimde buraya tamamlar giderim. Bu şekilde anlar. Şimdi buradan başlayıp tekrar tamamını bitirelim. Şuraya geldiğimizde ben tekrar işlemin nasıl olduğunu göstereceğim. Şuraya geldiğimde şu kenarları yaptığımız gibi sonra en son şunu yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. Şimdi anlar bakın şuraya kadar geldim. Şu kemer yerine kadar. Şimdi buradan nasıl devam edeceğiz onu anlatacağım. Son yerindeyim. Aynı şekilde devam edeceğim. Şu ipimi yeni sabitledim. Şöyle ipimi içeriden alıyorum. Bakın tekrar buradan aynı yerden devam ediyorum. Şöyle geleyim size doğru. Bakın boşluktan alıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar bakın battığım yere değil batmadığım yerden alıyorum. Bakın ipim içinde gidiyor bu şekilde arka sarımlar. Şurada nasıl bir şey yaptım orayı bilmiyorum. Orası öyle kaldı. O içe girecek zaten. Şimdi şöyle bakın tekrar boşluktan aldım. İğnemi taktım. Şekilde. Tekrar batmadığım yerden. Aynı şu battığımız yerlerden ama şu sırada battığım için buraya. Şimdi buradaki sıraya batacağım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Üzerinin süslemesini farklı yapacağız. Şurayı farklı yapacağım. Şunun gibi göstereceğim. Buraya farklı yaptım biraz. Şu şekilde çekiyorum hemen ipimi. Biraz çantamız büyüdüğü için sorun oluyor. Şöyle iplerimi de çekeyim, düzelteyim. Bakın. Videoda da ters gelmesin diye uğraşıyorum. Bakın tekrar batmadığım yerden battım. Tekrar batmadığım yerden battım. Boşluktan. Bakın sıraya batıyorum. Şimdi sıraya. Biraz sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi. Sıraya devam ediyorum. Tekrar boşluktan aldım. Allah, yanlış yaptım. Şuradan takacağız. Şimdi şurası bitene kadar devam ediyorum onlar. İğnemi taktım tekrar. Tekrar boşluğa geldim. Batmadım yere. Battığım yerden değil, batmadığım yerden. Bakın şu köşelerin aynı olmasını sağlıyorum. Tekrar bakın. Batmadığım yerden. Bu sefer tam battığım yerde, tam ortadayım. Bu sırayı bu şekilde getireceğim onlar buraya kadar. Bakın bu sıradan devam edeceğim. Aynı bu şekilde arada şu şeyler katacağım. Şimdi göstereceğim onlar size. Bakın şimdi tam ortalı gibi düşünün burayı. Şimdi şuradan şekillendirmek için uğraşıyorum. Şeklini bozmayayım diye. Tekrar buradan tam ortadan takıyorum iğnemi.
şuradan ortadan taktım iğnemi. Bakın anne, şöyle getireyim dedim ama bir tane daha şöyle şuradan götürmem lazım bu tarafa. Bunu tekrar içten alayım. Bakın. Şuradan. Şöyle götürelim. Bakın şu şekilde. Aynı şekillerini vermeye çalışıyorum da onun için. Bakın. Şimdi artık sıraya devam edeceğim. Aynı onun gibi. Ben hemen birkaç sıra yapıyorum. Tekrar bunun gibi göstereceğim onlar. Haydi bakalım. Bakın onlar yarısını yaptım. Şimdi şuraya bakın. Tam buraya geldim. Şuraya. Şimdi şuradan tam orta yerden iğnemi takabilirsem. Tam orta yerden ipimi tekrar ortalayacağım. Bu şekilde oldu mu? Biraz daha yukarı takacağım. Şöyle tak. En sona taktım bakın. Bu şekilde. Bunu da takabilirdim ama o biraz şöyle gelebilirdi. Neyse, sorun değil. Tekrarla devam ediyorum sıraya. Bakın batmadım yerlerden batarak devam ediyorum. Aynı şekilde tekrar karemi bitirdiğinde bunu da yapacağım. Buraya geldiğimde tekrar göstereceğim onlar. Bakın onlar. Şu sona kadar geldim. Bakın şuradan tekrar ipimi geçiriyorum arkadan. Şuraya sona batırıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buraya dolduracağız. Şurada ortadan alıyorum. Bunu doldurmaya devam edeceğiz. Boş yerlerden alarak tamamını dolduracağım artık. Şuradan da batalım, bir tane boşluk oluştu. Birazcık şuraya sökmem lazım. Beğenemedim. Tekrar ortadan alıyorum. Tekrar ortadan yandan yani yana doğru kaydırarak gidiyorum. Bakın anlar. Eksilte gidiyorum. Bakın. Şimdi sıradan batıyorum tekrar. Tekrar yandan. Bakın bu şekilde bitirmiş oldum hanımlar. Bakın. Bu kadar anlar. Şimdi kenarına geçeceğiz hemen. Burayı da bu şekilde yaptım ben ama buradan başlayacağız. Hemen başlayalım hanımlar. Vakit kaybetmeyelim. Bakın ilk etapta bir şey çektim ben. Düğüm yaptım. Elimden çıkmasın diye. Bakın şuralardan bir ilk etapta batıyorum. Bakın. İyice sağlamlaştırıyorum. Şey gideriyorum.
eklemesi de var. Bakın şu her yuvasına batarak hanımlar artık bu şekilde yapıyorum. Buraya düz yapacağım. Üstüne şerit yapmayacağım. En son yaptıktan sonra eklemesini yapacağız. Eklememiz var. Artık bu kadar hanımlar. Tamamını başa kadar bu şekilde götüreceğim. Sıkı sıkı yapın. Gördüğünüz gibi her yuvaya batıyorum sonlardan. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Hadi bakalım. Şimdi hanımlar bakın çantama ben şu şekilde ekledim. Şunu içeri alacağız. Bakın şu şekilde ekledim ben çantamı. Gördüğünüz gibi. Bakın şu en son yapmış olduğum işlemim. Şurasını şu şekilde işledim. Şimdi hep beraber de bu tarafını beraber ekleyip işleyeceğiz hanımlar. Bakın şimdi çantamı ben şu şekilde hemen bir düğüm atıyorum içten nasıl olsa çıkmasın. Şu şekilde bakın tekrar çantamı ekle. Şimdi ipimi taktım ve ekliyoruz artık. Kolay yani eklemesi çok zor değil. Bakın her yuvadan alarak şu köşelerde ikişer tane battım. Şöyle bakın çapraz bir şekilde. İpimi uzun taktım ki şu açıkları kapatın hanımlar. Açıklar kalmasın. İpimi uzun taktım ki yetsin diye. Şu açıklarımıza dikkat edelim. Şu şekilde takacağım ben onu. Çapraz yaptığımız için her tarafı kapanıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Kapandı bile. Hemen karşıya geçiş yapıyorum. Çok fazla seyrek yapmadan. Bakın. Şimdi şu iplerimizi falan arada geçirebilirsiniz hanımlar. Onlar kaybolur oradan. Kesebilirsiniz de. Bakın her yuvadan alıyorum. Birkaç defa ipimizi zaten geçirdik mi o kendisi alışıyor hanımlar. Biraz sert olduğu için ilk etapta geçmesi biraz zor oluyor. Ama sonra alışıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi burada iki tane batacağım. İki tane sık iğne yapacağım yani. O kızım benim denedi hanımlar. Suda dayanır mı dayanmaz mı diye bileklik yapmıştı kendine. Yıkadı hiçbir şey olmadı. Yani suya dayanıklı bir ipimiz. Onu da söyleyeyim bilgisini vereyim. Bakın. Sapını da evdeki çanta saplarımızdan ayarladım. En son onu da göstereceğim. Bu şekilde başa kadar dikiyorum anlar gösterdiğim şekilde. Şuraya kadar dikip geleceğim. Çok fazla da sıkmayalım da büzüştürmesin. Ben şimdi kımar arkası şimdi onu düzeltirim. Bu şekilde gevşek bir şekilde dikin. Çok fazla sıkmayın. Bu tarafında dikişine geçeceğiz anlar. Buraya diktikten sonra. Her yuvamdan alıyorum. Bakın her yuvadan alıyorum. Arada ikili denk gelebilir. Bunları şey yapmayın. İkili, iki tane batı. O arada ikili denk geliyor. Arada. Çok nadir. Tekli olmasa da. Karşılıklı. Hadi bakalım. Ben bunu hemen başa kadar dikip geliyorum. Bu şekilde bakın. Bakın burada karşılıklı yuva olarak ikili denk geldi hanımlar. Çünkü aynı yuvanın içerisinde iki defa şurası. İki defa batıyorum. Bakın şuradan.
Şimdi karşıya. Karşı yuvadan. Hepsini bir birleştiriyorum artık. Bakın bu şekilde birleştirdim. Burada işlemi bitirdim. Buranın kenarını yapmıştım. Şimdi burayı ekledim de nasıl yaptım bu kenarı da anlatacağım hanımlar. Önce bir eklemesini yapalım. Ondan sonra. Şimdi buraya eklemeden şuranın yapımına bir geçelim. Eklediğimizde biraz zor olur gibime geliyor. Onun için şurada ipimi de bir takacağım ki içerisinden keseceğim ipimi. Biraz aşağı doğru ipimi aldım ve kestim. Şimdi hanımlar şuradan bakın şu kısımdan şu şekilde şöyle düğüm şu ipimi keseceğim. Şurada içeri alacağım bunu. Şu tam bitişten düğümledim içerisinden. Bakın. Şu 3-4 tane arayla şöyle batıyorum. Şuradan anlatayım size de. Bunu 2 sıra halinde gideceğiz. Öbür tarafa 3 sıra denk geldi. Buraya 2 sıra denk geldi. Bakın hanımlar. Şuradan bir geriden battım içerisinden ilmeğimi çekiyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Battım. Bakın. Şimdi 4.'den 5.'den değil 4.'den bakın içerisine iğnemi çıkarttım. Tekrar 1, 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Bu şekilde de bunu başa kadar götürüyorum ki şu ara mesafesi bir şeyciye gitsin. Beyaz şeyleri gitsin. Dördüncüden tekrar bir geriden battığımın bir gerisini içerisinden geçiriyorum. Şöyle iplerimi de çekeyim alttan. Şöyle hemen devam ediyorum. Bakın bunu da başa kadar bu şekilde getireceğim hanımlar. Haydi bakalım. Şimdi başa kadar getirdim. Aynı şekilde iki sıra yapmış olacağız hanımlar. Şöyle ipimi içeriden keseceğim. Şu şekilde bakın ipimi içeriden keseceğim. Sonra iplerini tek tek temizleyeceğim. Şimdi ipimi takıp hemen eklemeye geçiyoruz buradan da. Hemen tekrar arka taraftan ipimi geçirdim. Bakın. Şöyle çantamı ekliyorum. Çantamı ekliyorum. Şu yuvalardan batacağım. Çapraz bir şekilde yuvalardan geçeceğim. Az önce gösterdiğim gibi şimdi şu şekilde aynı yuvadan tekrar alıyorum buraya kapatmak için. Dikkat edin çok fazla asılmayın. Kopu veriyor hemen. Gerçi ipin içinde kopsa da çok şey yapmaz ama yuvaları açılır. Delik oluşmasın diye diyorum. Bakın. Aynı şekilde ekleyip gidiyorum hanımlar. Bu tarafına da çok kolay ve basit. Bir günde yaptım hanımlar. Gördüğünüz gibi bir videoda bitirdim. Bir günde bitti. Ebatı da küçük çantamızın. Küçük ebatlı. İstediğiniz ebatlarda var kalıpları. Daha büyük, daha küçük veya uzun olarak var kesebiliyorsunuz, şekillendirebiliyorsunuz cüzdan için falan. İnşallah ilerleyen günlerde bakacağım hanımlar. Videomda tutulursa devamını getireceğim. Ama bu şeyin şapkasını yapacağım hanımlar. Hasır şapka gibi ipimin şapkasını yapacağım. Takipte kalın. Yaz için biraz bir şeyler yapacağız. Çantadır, şapkadır. Bebekler için de amigurumdur. Onları yapacağım yazın. Fazla hırkadır, yelektir gitmiyor zaten.
Bakın hemen başa kadar bunu dikip geliyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi çok kolay, basit bir şekilde. Bakın sona geldim hanımlar. Sondayım. Bakın şöyle çantamı ayarlıyorum. Şöyle buraya ebat taktığımızda şu ebatları o düzelecek. Bakın şu şekilde. Çantamı birazcık daha şöyle yatırıyorum ki şurası biraz daha yatsın. Şu şekilde hemen şuradan alıyorum. Şu ilk etapta bir şuradan geçiriyorum. Bu kadar yeterli aslında kapak için. Orası biraz dar olmuş onun için. Çok da fazla da daraltmak istemiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel oldu. Şuradan iyice sabitleyin. Kopmasın, ona dikkat edin. Şurada şu şekilde de yapabilirsiniz. Gerçi şey takacağız, sap takacağız. Çanta sapı. Geçireceğiz bunları. Gördüğünüz gibi hemen buraya geliyorum hanımlar. Şurada şöyle takarak gelirim onu. Kopartmadan uzun yapmıştım çünkü. Bakın. Şuraya da şu şekilde artık bütün yuvalardan çapraz bir şekilde kenarlarını oyaladım. Yani oyaladım diyeyim. İğneyle çapraz bir şekilde bütün kenarlarını yaptım hanımlar. Dışa gelecek yerlerini. Bakın hem bu çantamın yüzünü hem buranın böyle yüzünü yaptım. Hadi bakalım bunu da bitirelim ve çantamızın aksesuarlarına geçip onları da takalım. Şimdi hanımlar şu aparatını takıyoruz. Takmalı bu, bastırmalı şu şekilde. Şimdi takınca anlayacaksınız. Şöyle bakın. Tam ortalı bir şekilde aparatımı takıyorum. Dikmeli falan değil, bastırmalı. Bakın bu şekilde. Şöyle bakın. Ortalı mı değil mi şöyle. Şu şekilde bastırdığınızda aparatımız tamamdır. Bakın çıkmaz. Burası da çantamıza girecek. Tırnaklı. Bakın. Şimdi çantamızın şu aparatını takıyoruz. Şöyle takacağım hanımlar. Bakın şuraya nasıl denk geleceğini onu tahmin ederek takacağım şu şekilde. Ters takmayalım. Şu şekilde takacağız. Şöyle birazcık sivrelteyim bunları. Ortalı bir şekilde takıyoruz. Biraz yukarıya takacağım ki çok da fazla çantamızı şey yapmasın. Bu tabi biraz plastik olduğu için içerisi biraz içerine girmesi biraz daha problemli. Bakın girdi bile. Şu şekilde. Umarım ortalı olmuştur. Bakın hemen şu şekilde göstereyim. Bakın. Şimdi tekrar şu aparatı da içinden takacağız. Ama ben şimdi kamerada onu biraz zor takacağım. Kamera arkası takmam gerekiyor. Aparatını taktıktan sonra içindeki demirleri kıvırıyoruz. Hanımlar şuradaki demirler var. Şu demirleri şöyle içeri dışarı doğru kıvıracağız. Aparatı taktıktan sonra. Bu içeride bunu sabit kalmasını sağlayacak. Şu şekilde. Sabit kalmasını sağlayacak. Hepsi o kadar anlar. Bak şu şekilde sabitlenmiş olacak. Şimdi ben bunu kamera arkası halletmem gerekiyor. Onun için bırakıyorum şimdilik. Bu şekilde anlar.
Çantamız bitmiş oldu. Sapını da istediğiniz sap takabilirsiniz. Biz evde ona saplar şu şekilde yapmaya çalıştık. Ama çok da güzel olmadı. Ben beğenmedim. Ondan dolayı hazır sap alacağım buna. Şu şekilde. Şimdi takılı olmadığı için çıktı geldi. Şuralara da bir sap takacağız. Çantamız bitmiş olacak hanımlar. Hoşça kalın. Zafiş'in emeklerine kalın. Allah'a emanet olun bakın. Daha ne olsun? Gördüğünüz gibi harika bir çanta oldu. Bakın. İplerini de temizledim mi tamamdır. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.